Değerli meslektaşlarım, bugün sizlerle paylaşacağım konu introvertörün gelişme kısıtlılığını nasıl yönetebiliriz, nasıl yönetmeliyiz? Bu konu hepimizin takdir edeceği gibi başımızı ağrıtabilen, bizi hukuksal problemlerle karşı karşıya bırakabilen, geç kaldığımızda ayrı problemler, erken davrandığımızda ayrı problemler karşımıza yükleyen, bize yükleyen son derece önemli bir konu. Bunun için aslında genel bir ifade olarak belki small for gestational age bebekler, yani SGA'lı bebekler demek ilk planda son derece yerinde olabilir. Daha sonra bu gördüğümüz bebeklerde sorun olup olmadığını araştırarak bir introvertörün gelişme kısıtlılığı olup olmadığını, bunun herhangi bir nedene bağlı olup olmadığını veya yapısal olup olmadığını anlayabiliriz. Bu SGA'lı infantların gebelik haftasına göre 10%'in veya biraz daha belki klire etmek gerekirse 3%'in altında olmasıyla biz bunları beklenen doğum haftasına göre küçük bebekler olarak niteleyebiliyoruz. Burada gördüğünüz karttaki bilgilere göre bakın yapısal olarak belki çünkü fazla ayrışmamış birbirinden hep yapısal olarak küçük gitmiş bir gebelik haftasına göre küçük bebek. Ancak burada ki kartta görüldüğü gibi belirli bir gebelik haftasından sonra bu küçülme giderek artmış. Buradaki geç gelişen bir ayıcıardan bahsetmek söz konusu olabilir. Bu özellikle asimetrik ayıcıar olarak karşımıza çıktığı çok aşikar olarak görünüyor. O halde biz düşük kilolu bebek gördüğümüz zaman gebelik haftasına göre alarma geçmemiz gerekir. İnstansa baktığımız zaman şu an ülkemizdeki veriler çok net olmaması nedeniyle veya 3%'e göre farklı, 10%'e göre farklı bir instans ortaya çıkmasına bağlı olarak %3 ile 10 arası değişmektedir. Bakın bu %10 insidansı kabul ettiğimiz zaman ortalama ülkemizde bir yılda olan doğum sayısı 1 milyon 350 bin civarındadır. %10'unu kabul ettiğimizde 135 bin bebek bu işe bulaşmış. Bu konudan ızdırap çeken bebekler anlamına gelir ki bunlar son derece yüksek rakamlardır. Bu konuda çok ciddi olmamız gereken olgulardır bunlar. Çünkü az önce de girişte de ifade etmeye çalıştığım gibi bunlar her türlü yasal olarak başımızı ağrıtabilecek bebeklerdir. Bunlarda perinatal veya neonatal mortalite ciddi olarak artmıştır. 10 kata kadar artış gösterebilir. Dolayısıyla ayıcıarlı olarak belki doğuma kadar gelmiş olan bir bebeğin doğum esnasında kaybedilmesi veya hemen neonatal dönemde kaybedilmesi bizi ciddi sıkıntılara sokacaktır. Ancak bu bebekleri zamanında saptayıp ve doğum zamanlamasını da yaparak doğurttuğumuz takdirde uygun ünitelerin olduğu, yeni doğan yoğun bakım ünitelerin olduğu servislerde bunların doğumlarını yaptırtarak belki bir nebze olsun hem yasal yükümlülüklerimizden kurtulmuş olacağız veya onları yerine getirmiş olacağız. Tabii bunun da ötesinde bir tıbbi başarı elde ederek bunların sağlıklı doğmalarına vesile olmuş olacağız. Bu nedenle bu bebeklere gösterilecek ilgi son derece önemlidir. Bunun için de yapacağımız belirli işler vardır. Biraz sonra onları tartışacağız. Bunları mutlaka yerine getirmemiz lazım. Bakın bir başka ifadeyle size bu mortaliteyi biraz daha anlamlı vurgulayabilmek için SGA'lı neonatal mortalite yaklaşık olarak %1 verilirken AGA'lı yani appropriate for gestational age bebekler yani gebelik haftasına uyumlu bebeklerdeki neonatal mortalite 2/1 civarındadır. Baktığınız zaman 5 kat artmıştır neonatal mortalite. Bu termde olan bebeklerdedir bu mortalite artışı. Bu nedenle öncesinde düşündüğümüzde riskin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Etnik gruba bağlı olarak, pariteye bağlı olarak, annenin ağırlığına, kilosuna bağlı olarak ve boyuna bağlı olarak SGA'lı bebeklerde görülme oranı biraz daha yüksek olabilir. Örneğin daha kısa boylu veya çok düşük kilolu bir annenin doğuracağı bebek mutlaka
daha uzun boylu, kilosu daha yerinde, beslenmesi, sosyal durumu daha iyi annelere göre biraz daha küçük olacaktır. Bu yapısal olarak kabul edilmelidir. Ancak unutmamak gerekir ki yapısal olarak küçük olan bebeklerin de daima bir takım şeylere hassas olduğunu, bir takım risklerle karşı karşıya kalabileceğini hiç unutmamamız lazım. Çünkü bunlardaki ciddi matürasyon riskleri söz konusudur. Bakın, istatistiksel olarak geniş bir range'i vermiştim. Çünkü bazı yaklaşık %25-50'ye yakın AGA'lı olmasına rağmen bebekler bizim kartlarımıza SGA'lı olarak yorumlanıp işleniyor. Bu da temelde gerçek SGA instansını bulmakta işimizi zorlaştırmaktadır. O açıdan gerçek SGA instansı ülkemizde yaratılması son derece önemlidir. Bunlarla karşılaşabileceğimiz bu bebeklerin riskleri nelerdir diye baktığımız zaman, özellikle bu bebeklerde matürasyon problemleri ortaya çıkacaktır. Özellikle anormal nörolojik bir takım gelişmeler, neonatal hipoglisemi, hipotermi, mekonyumun oluşmasına, strese bağlı mekonyum oluşmasına bağlı olarak bazen daha kalın mekonyum aspirasyonları ve bunun sonucu mortalite ortaya çıkabilecektir. Zaten hipoksi, asfiksi burada bu konunun bebek üzerindeki olmazsa olmaz etkilerinden birisidir. Tabii sonuç nedir? Fetal kayıptır. Dolayısıyla bütün bu risklerle karşılaşabileceğimizi mutlaka aklımızda tutmamız gerekir. Bir tane de avantajımız var. Bu stres altındaki bebeklerde nasıl ki biz erişkinler işte adrenalin deşarjı yaptırıyorum, şuradan atladım, adrenalin deşarjı yaptırdım gibi bir takım ifadeleri kullanıyorsak, bunlar da anne karnındaki gelişmeleri sırasında bulundukları strese bağlı olarak adrenallerinden glikokortikoid deşarjı olur. Bu fetüsün strese karşı yanıtıdır. Peki adrenal glikokortikoidler, kortizol ne yapar? Bebekteki matürasyonu çok hızlandırır. Erken matürasyon ortaya çıkar. Çünkü böylesine stres altındaki bebekler kendilerini anne karnında dış ortama hazırlamaya başlarlar. Derler ki annem bu işi götüremiyor, bir takım sıkıntılar var, bizi de dışarıya alacaklar. O halde biz de kendimizi bu stresle matüre ederek en azından daha olgun bir akciğerle doğmayı sağlayalım derler. Hepimiz biliyoruz ki stres altındaki, örneğin 34. haftadaki bir bebeğin yaşama tutunması, doğal koşullara uyumu yine 34. haftada, ancak aniden doğan hiçbir stres altında olmayan bebeğe göre matürasyon yaratması açısından stres altındaki bu ayıcıarlığı veya gelişme sinde problem olan bebeklerde daha iyidir. Bunlar dış ortama kendilerini daha iyi adapte ederler. Neden? Budur. Fetüsten salgılanan, strese bağlı salgılanan kortisoldür. Fetal büyümeye baktığımız zaman konumuzda doğrudan ilintili olması açısından bu fetal büyümeyi mutlaka incelememiz lazım. En azından vurgulamamız lazım. Biliyoruz ki bu fetal büyüme 3 fazda gerçekleşir. Birinci faz selüler hiperplazidir. İkinci faz selüler hiperplazi ve hipertrofidir. Üçüncü faz ise hipertrofidir. Yani birinci dönemde ortalama olarak ilk 3 ay içerisinde hücre sayısındaki artış hızı başlangıçta daha fazla olmak üzere çok hızlıdır. Hücre bölünmesi daha hızlıdır. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 diye daha çabuk gider. Bu gebeliğin birinci trimesterinin sonlarına doğru selüler hiperplazi, yani hücre sayısı artışı biraz yavaşlarken selüler hipertrofi hafif artmaya başlar. Bu kendisini göstermeye başlar. Yani hücre bölünmesi yavaşlamış, hücrenin kendi gelişimi artmaya başlamıştır. Üçüncü dönem ise ortalama olarak 26-28. haftadan sonraki dönemde ise aynı selüler hiperplazide olduğu gibi bu dönemde hiperplazi artık ortadan yavaş yavaş kalkmıştır. En aza inmiştir. Ağırlıklı olarak, dominant olarak selüler hipertrofi vardır. Yani hücrenin büyümesi, yağların depolanması ve
bebeğin yaklaşık olarak bu dönemde haftada 200 gram kilo almasıyla sonuçlanır. İşte biz bu üç dönemi bildiğimiz takdirde büyüme kısıtlılığı hangi dönemde ise bütün etkileri bu şekilde görebiliriz. Başlangıçta bu kilo alımı bu kadar olmazken ama hipertrofinin dominant olduğu üçüncü evrede, fetal büyümenin üçüncü evresinde bu kilo alımı yaklaşık haftada 200 gramla önemli bir duruma gelir. İntrauterin büyüme kısıtlılığını incelediğimiz takdirde özellikle intrauterin fetal büyümeyle de ilintili olarak karşımıza iki grup intrauterin gelişme kısıtlılığı çıkar. Birincisi simetrik, ikincisi asimetrik. Adı üstünde simetrik dediğimiz olayda erken dönem bir etkilenme olduğu için, erken dönemde ortaya çıktığı için selüler hiperplaziden itibaren etkilenme söz konusudur. Yani hücre sayısında bir yavaşlama söz konusudur. Arkasından hipertrofi de yeterince olmayacaktır. Bunlara neden olan en önemli faktörler genetik anoploidiler, viral enfeksiyonlar ve kimyasal bir takım maddelere maruz kalmak. Yani genetik bölünmeyi devam ettirecek, yani hiperplaziyi devam ettirecek bir takım fonksiyonların kimyasal etkilerle kısıtlanmasıdır. İşte bu dönemdeki bebeklerdeki kısıtlamaya baktığımız zaman hem hücre sayısı, yani hipertrofi tam olmayacaktır ama öncelikli olarak hücre sayısında bir azalma, yani selüler hiperplazide bir azalma olacağı için baş ve gövde aynı oranda kısıtlılık ile ortaya çıkacaktır, görülecektir. Yani baş ve gövdede benzer orantılı bir kısıtlılık, fetüsün tümüyle küçük kalmasıyla hem başın hem gövdenin hem ekstremitelerin söz konusu olacaktır. O halde biz simetrik ay uçarı gördüğümüzde erken dönemde olabileceğini düşünmemiz lazım ve bunun genetik anoploidiler, viral enfeksiyonlar ve kimyasal bir takım maddelere maruz kalmayla ortaya çıkabileceğini bilip etiyolojiyi ona göre araştırmamız lazım. Asimetrik ay uçarı dediğimiz etkilenme daha çok gebeliğin geç dönemindeki etkilenmedir. Bu geç döneminde olduğuna göre neyle ortaya çıkabilir? Demek ki selüler hiperplazi olmuştur bir yere kadar. Selüler hipertrofide daha çok sıkıntı vardır. Yani bebeğin artık kilo alımıyla ilgili problem vardır. Baş gelişmesini belli ölçülerde yapmıştır. Biliyorsunuz baş karaciğere göre 5/1 oranında fazladır gebeliğin ilk döneminin sonlarında. O halde bu muhafaza edilmiştir. Yani baş çapı ölçümleri gebelik haftasıyla uyumlu giderken diğer parametreler, uzun kemikler veya abdominal çevrede bir kısıtlılık olmuş, yağ dokusu azalmıştır ve dolayısıyla başla gövde asimetrik olarak gelişmiştir. Baş gelişirken gövde veya karın tam olarak veya uzun kemikler yeterince gelişememiştir, hipertrofi gösterememiştir. Adı üstünde geç dönemde olduğuna göre buradaki en önemli etki plasental yetmezliktir. O halde baştan itibaren yetersiz trofoblastların invazyonuyla ortaya çıkan bu durumun sağlıklı gitmemesi, trofoblastik invazyonun yeterli olmaması, plasentasyonun da fonksiyonel olarak çok yeterli olamayacağını bize vurgular ve bu da sonuçta bebeğin beslenmesi ve intrauterin olarak büyümesinde kısıtlılıkla ortaya çıkar. Biz bu şu ana kadar anlattığımız bu çerçevede artık ne yapmamız lazım, nelere bakmamız gerekir diye yavaş yavaş geçtiğimizde bizim böylesine sağlam bir gelişme, intrauterin intak bir gelişmenin olabilmesi için sağlam bir maternal fizyolojik fonksiyonun olması lazım. Yani annede herhangi bir vasküler metabolik gibi birçok hastalığın olmaması lazım. Hipertansiyon vesaire olmaması lazım. Ayrıca plasental fonksiyonun çok yerinde olması lazım. Tabii ki genetik olarak etkilenmemiş, özellikle anoploidiye maruz kalmamış,
sağlam bir fetal fonksiyonun olması lazım. Bu üçü sağlam olduğu takdirde biz fetal iyilik halinin tam olduğu kanaatine varırız. İşte baktığımız zaman bunu etkileyen faktörler nelerdir diye baktığımızda başlıca maternal ve plasental faktörler olarak bunları ayırmak isterim. Fetüsteki faktörler daha çok genetik faktörlerdir ve enfeksiyona dayalı problemlerdir. Ama maternal ve plasental faktörler bize öncelikle yön verecek araştırmamıza faktörlerdir. Annede kronik bir hipertansiyonun olması, belki bununla da ilintili olarak gebeliğin indüklediği hipertansiyonlar, preeklemsi, eklemsi, HED vesaire. Yine antifosfolipid sendromun olması ki plasentasyonu bozacaktır. Bu hem burayı etkilerken annedeki bu antikorlar aynı zamanda plasental faktörler olarak plasentanın da işleyişini bozacaktır. Yine benzer şekilde trombofili parametreleri indeksleriyle etkilenmiş bir annenin, bozuk trombofili paneli olan annenin mutlaka plasentası da bunda trombozlarla etkilenip kötü beslenme ve sonuçta introiterin fetal kayba kadar gidecek duruma yol açabilir. Plasental faktörlere baktığımız zaman burada bir plasentada bir mozaizmin olması, anormal bir plasentasyon, hep bakın buradaki tüm bu parametreler sonuçta anormal bir plasentasyona yol açacaktır. Yine uterin anormallikler, belki iyi beslenmesine iyi beslenmeyi engelleyecek olan submüköz yerleşmiş bir miyomun, hemen de o bölgede yerleşmiş bir plasentanın yeterince invazyon yapamamasına, iyi plasentasyon yapamamasına bağlı olarak en basitinden yine bebek intrauterine growth restriction şeklinde büyümesinde kısıtlılık olarak etkilenecektir. Plasentadaki ablasyonlar 1 bölü 3'ten az veya 1 bölü 3'e kadar olan ablasyonların belki erken dönemde olup ama orada saklı kalan doğuma kadar giden ablasyonların yine bebeği kötü etkileyebileceği aşikardır. Ayrıca işte annedeki diyabet, glikojen depolarının çöküşü şeklinde o bahsettiğimiz fonksiyonların hepsi, parametrelerin hepsi plasental fonksiyonu bozacaktır. Peki kronik olarak kötüleşmeye başlaması ne demektir plasentanın? Bundan etkilenerek kronik olarak fonksiyonunu hatta giderek bozmaya başlaması ne demektir? Bu önce yetersiz bir plasental fonksiyon olarak karşımıza çıkacaktır. Plasenta fonksiyonunu yeterince yerine getiremiyor demektir. Plasentanın fonksiyonunu yerine yeterince getirememesi onun en başlı görevi olan oksijen başta olmak üzere besin maddelerinin fetüse transferini yapamaması demektir. Peki bu durumda ne olur? Yetersiz olarak oksijen alan bir fetüs, hipoksi fetüste fetal hipoksi gelişir. Hipoksi bu tedavi edilmediği veya korunmadığı sürece doku hipoksisine gidecektir. Dokunun az beslenmesi sonucu bu halen devam ediyorsa bu bozulma, yetersiz oksijen gitmesi düzeltilemedi veya bebek doğurtulamadıysa anaerobik bir metabolizma bozukluğuna girecektir ki bunun sonucunda laktik asit meydana gelecek ve sonuçta metabolik asitaz meydana gelecek ve önemli hayati organlarda şant meydana gelerek, onları belki koruyucu etki meydana gelerek bir süre daha idare edecek ve ondan sonra hala daha müdahale edilmediyse bebek kaybedilecektir. O halde baktığımız zaman yetersiz plasental fonksiyonda sadece oksijenin dahi iyi transfer edilememesi sonuçta intrauterin önce beslenme kısıtlılığı, bebeğin doku hipoksisine bağlı olarak gelişememesi, belki organlardaki, vital organlardaki şantın arkasından da bebeğin kaybedilmesiyle bu durum karşımıza çıkacaktır. Fetal büyümeyi araştırmak için belki işte BPD artı baş çevresinin ölçümü, bir de abdominal çevrenin ölçümü. Güzel parametreler. Temelde bunlar uyumluysa, bunlara bir de uzun kemikleri de ilave ettiğimizde zaten fetal büyümeyi ortalama olarak o kartta da 50. percentillere oturuyorsa iyi olarak kabul edip devam edebiliriz.
Ancak hipertansiyon, alkol, sigara gibi, malnütrisyon gibi problemlerde bunların hemen sıkıntıya girebileceğini unutmamak lazım. Dolayısıyla sadece o parametreleri iyi gördüğümüzde fetüsün mutlaka iyi olacağını şeklinde bir kenara bırakmamak, takipleri yapmamız gerekir. Nasıl takip etmeliyiz? Sıklık ne olmalı? Hangi rutin testleri uygulamalıyız biz bu tür gebeleri veya bu tür fetüsleri ayırt edebilmemiz, bulabilmemiz için? Bunlar iki dönemde ortalama olarak karşımıza çıkabilir. Erken dönemde ortaya çıkan bulgular 28-30. Hafta civarında veya 34. haftadan sonra ortaya çıkan olgular olarak iki evrede belki değerlendirilebilir. Çünkü erken evrede ortaya çıkan bebeklerin etkilenmeleri biraz sonra anlatacağım çok farklı olurken geç evredeki bebeklerin etkilenmeleri çok daha farklı olur. Belki erken evre bebekler anne karnında çok ciddi ve uzun süreli sıkıntı gördüğü için doğal yaşama, o matürasyon anlamında biraz daha adaptasyon gösterirken geç evredeki bu adaptasyon biraz daha yavaş olabilir. Dolayısıyla her grubun, her evrenin kendine özel komplikasyonları ortaya çıkacaktır. Biz bu tanı sırasında amniyotik sıvı volümünü değerlendirmeliyiz. Büyüme parametrelerine bakmalıyız ve fetal iyilik halini birçok parametreyi de birleştirerek değerlendirmemiz lazım. Amacımız nedir bizim intrauterin büyüme kısıtlılığında? Zamanında doğumu yaptırmaktır. Ne erken doğurtup prematüritenin getirdiği çok yüksek risklere bebeği maruz bırakmak, ne de geç kalarak anne karnında bebeğin kaybedilmesine yol açmalıyız. Dolayısıyla bu ikisinin ortasında çok kısa bir pencerede bu bebeği doğurtmalıyız. En kuvvetli, en sağlıklı veya en son noktada doğurtmalıyız. Biliyoruz ki en iyi küvez anne karnıdır. O halde biz bu olguları nasıl takip edebiliriz? Amniyotik sıvı volümlerini ölçerek, biyofizik profile bakarak, fetal monitörizasyon yaparak, elektronik fetal monitörizasyon veya koreotokografik yaparak inceleyebiliriz. Tabii ki çok önemli günümüzde belki doğum kararını da bize verdirecek en önemli parametrelerden birisi de Doppler'dir. Doppler'le bu olguları tanısını koyarız ve de takiplerini yaparız. Yani hem tanı hem takip hem de tedavi noktası. Buradaki tedavi doğum olacağı için doğum saatini saptamada çok etkindir bunlar. Amniyotik sıvı volümüne baktığımız zaman bunu ya tek kadranda ölçeriz, hiçbir kordon veya fetal kısmın olmadığı bir bölgeyi probu horizontal olarak dört kadrana ayırdıktan sonra anne karnını horizontal olarak yerleştiririz. İçerisinde kordon veya fetal parça olmadan direkt olarak horizontal ölçeriz. Ya tek cepte ölçeriz veya dört kadranda toplayarak ölçeriz. Bunları tek cepte ölçtüğümüz takdirde 5'in 6 olmaması özellikle 2'nin 6 olduğu zaman ciddi oligohidramnioslardır. 4 cepte ölçtüğümüz zaman 8'in üstünde olmasını bekleriz. 5-8 arası azalmış bir belki amniyon sıvı miktarından bahsetmemiz mümkündür. 25 santimetreyi de geçtiğinde yani 250 milimetreyi de geçtiğinde 4 cepteki polidramnioz olarak değerlendiririz. O halde amniyotik sıvı indeksi bizim fetal matürasyonun saptanmasında iyi bir parametremiz, kullanabildiğimiz bir parametre olduğunu biliyoruz. Tabii ki bu her şey demek değildir. MR'ye varıncaya kadar birçok şeyi araştırmak gerekir. Ancak son zamanlarda bu geçmişten başlayarak günümüze kadar çok artık fazla kullanılmamasına rağmen oligohidramnioz'la intrauterin büyüme kısıtlılığı arasında çok doğrudan bir temas kuramamışlar. Birçok çalışma hele izole olsun veya genel
oligoödremlüs, daha uzun süreli bir oligoödremlüsün, daha çok bir fetal büyümenin bozulmasıyla ilişkili olmadığını, buna karşılık daha çok Apgar skorunu belirlemede biraz daha etken olduğu ifade edilmiş. Yapılan bazı randomize çalışmalarda bu 5. dakika Apgar skorlarının daha çok amniyotik sıvı indeksleriyle ilgili olduğu ifade edilmiş. Yani 5. dakika Apgar skoru düşük olanların çoğunda oligoödremlüs olduğu bildirilmiş birçok çalışmada. O halde biz ne yapalım? Fetal amniyon sıvısı yeterli. Fetal biyometri gebelik haftası ile uyumlu. 32-34. Haftada bu fetüs iyi midir? Tabii ki bu araştırmamıza biraz daha devam etmemiz lazım. Biyofizik profil olarak değerlendirmeliyiz. Bakın, biyofizik profil hepimizin bildiği gibi 5 tane parametrenin toplamıyla ilintili olarak yapılan bir değerlendirmedir. Fetal tonüs 0'dan 1'e kadar, fetal hareketler 0'dan 2'ye kadar, 0'dan 2'ye şeklinde bir değerlendirme skoru vererek bu 5 parametreye toplarız. Örneğin 30 dakikada 1'den fazla fetal tonüs varsa bizim için iyidir. 3'ten fazla hareket varsa iyidir, 2'dir. Solunum varsa iyidir. 2'nin üstündeyse AFI iyidir. NST non-reaktifse iyidir. Bütün bu iyileri 2-2-2 topladığımız zaman 10 olur. O halde 10'sa biz bunu normal biyofizik skorlama olarak kabul ederiz. Bir de şunu da ifade etmek istiyorum. Sadece amniyotik sıvı indeksi ve NST ile karakterize olan modifiye biyofizik profili de vardır. O da son zamanlarda daha pratik olması açısından da değerlendirme içerisindedir. Bakın, klasik biyofizik profil skorlamasında 10'sa normal, 8'se de bunu kabul edebiliyoruz. Ancak 6'ya düştüğü zaman bu biyofizik profil, bu bebekte bir sıkıntı olduğunu mutlaka düşünmeliyiz. Mutlaka düşünmeliyiz. Bunda biraz daha ileri belki Doppler değerlendirmelerini hemen bunlara ilave etmemiz gerekir. Ama 4'se bu bebek sıkıntıdadır. Ya doğurtmalıyız, ya doğurtmalıyız hemen, veya Doppler gibi biraz daha detay incelemeyi yaparak kararımızı vermemiz gerekebilir. İşte burada da belirttiğim gibi sadece NST ve amniyotik sıvı indeksinin olmasıyla karakterize olan bir de amniyotik sıvı indeksi vardır. Bunu 5 olarak kabul ettiğimizde artık mükemmeldir. Hiç sorun yoktur. Ama tek cepte 2'nin üstü değerlendirmede yer tutabilir. Konvansiyonel kadar etkilidir, pratiktir, uygulanabilir. Modifiye biyofizik profili. Kontraksiyon stres test uygulanabilir. Bakın, kontraksiyon stres testin anlamı şudur. Eğer intramiyometriyal basınç 30 milimetre civanın üzerinde ise, bu şu demektir: intraarteriyel basınçtan ortam daha yüksek demektir. O halde düşük basınçtan yüksek basınca doğru gerekli akım olamaz. Yani bebeğe yeterli besin, oksijen vesaire gönderilemez onun yaşamı için. O halde geçici olarak bu kontraksiyon sırasında intrauterin kan akım hızı bozulur. Eğer bu biraz daha devam ederse veya stres altındaki bebek biraz da intrauterin kan akımının azalmasıyla bir parça daha bozulmaya doğru desteklenirse fetüs hipoksik olacaktır. Fetüste artık geç deselerasyonlar ortaya çıkacaktır. Bu ayıcıarlı fetüslerde, yani stres altındaki fetüste siz intramiyometriyal basıncı arttırarak geçici olarak intrauterin kan akım hızını azalttığınız takdirde zaten stres altındaki olan fetüs artık deselerasyonlarla kendisini bize olan sıkıntısını belirtecektir. Geç deselerasyonlar ayıcıarda önemli bir parametredir. Düşük Apgar'la ciddi ilişkidedir. Hatta birçok ölü doğumda da önce geç deselerasyonlar olmuş ve daha sonra da
müdahale edilmediği için ölü doğum gerçekleşmiştir. Non-stress teste gelince, non-stress test belirli bir süre içerisinde ortalama 20 dakika, 30 dakika civarında yapılan bir işlemde feharedeki akselerasyonun varlığı veya yokluğu ile karakterize bir durumdur. Feharedeki akselerasyonlar bize short term variability ile birlikte fetüsün iyilik halini gösteren önemli parametrelerden bir tanesidir. Örneğin bu fetal movement'la, fetal hareketle de birlikte olabilir. Fetal hareketle birlikte yaklaşık işte 20 dakikalık periyot içerisinde 2'den fazla akselerasyon oluyor ise ve bu akselerasyonlar 15 milimetre vuruya ulaşıyorsa, 15'ten fazla değil, 15 vuruya kadar artıyor ise ve bu akselerasyon 15 saniye kadar devam ediyorsa, başlangıcından bitişine kadar 15 saniye devam ediyorsa, bu bizim için reaktif bir NST'dir. Son derece fetal sağlığı gösteren ciddi bir parametredir. Ancak unutmamak lazım, miyattan uzaklaşıldıkça, 30. 28. haftalara doğru gittikçe fetal prematüriteye bağlı olarak işte kalpteki bir takım pacemakerların maturasyonundaki bir takım eksikliklere bağlı olarak non-reaktivite vardır. Non-reaktivite önemlidir. Bakın burada ciddi variable reaktif bir NST'yi görebiliyoruz. Biz bu NST ile neleri öngörebiliriz? Öngörebileceğimiz şeyler, bir tanesi başın kompresyonudur. Gauss fenomeni olabilir, bir bradikardi olabilir, normaldir. Uteroplasental yetmezliği tespit edebiliriz. Doğumun sonundaysa belki müdahaleli doğumlu, doğum süresini kısaltırız. Başlangıcındaysa da belki sezeryana giderek bu stresten bebeği uzaklaştırarak sağlıklı bir doğum yaptırabiliriz. Veya kordonda gerek boyunda gerekse sarkmayla vesaire olabilen kompresyonları saptayabiliriz. O halde biz NST ile başın kompresyonu olan uteroplasental yetmezlik anormal, kordon kompresyonu anormal, fetal prognozu etkileyen bir takım şeyleri saptalız. Başın kompresyonu ile ne ortaya çıkabilir? Bakın ağrı karşısında bir deselerasyon, tam ağrının aynası. Buna erken deselerasyon diyoruz. Vagal yavaşlamadır. Bunu normal kabul edebiliriz. Bir stresin, distresin işareti değildir erken deselerasyon. Tabii ki takip etmek gerekebilir. Ama bunu bu şekilde kontraksiyonla karşılıklı geliyorsa bunu normal olarak kabul edebiliriz. Yine bakın burada ağrıyla karşılıklı, kontraksiyonla karşılıklı gelmiş. Bunu biz erken deselerasyon, dolayısıyla kordonun başın basısına bağlı bir deselerasyon olarak kabul edebiliriz. Şimdi bizim için önemli olan deselerasyonlardan bir tanesi de fetal iyilik halini göstermede geç deselerasyondur. Geç deselerasyon uterin kontraksiyondan sonra başlar, 15 ile 30 saniyeye kadar sürebilir, ondan sonra biter, tekrar baseline'a gelir. Yani kontraksiyondan hemen sonra başlayıp kontraksiyon bittikten sonra, kontraksiyon bazale geldikten sonra o da yavaş yavaş bazale gelerek kendisini gösterir. Geç deselerasyon olan olgular bizim için önemlidir. Çünkü geç deselerasyonu gördüğümüz zaman alarma geçmemiz lazım. Burada uteroplasental kan akım hızında problem vardır. Hep biliyoruz ki eğer plasental, uteroplasental kan akım hızı bozulursa gaz değişimi, beslenme değişimi her şey bozulacaktır. Yani adı üstünde bebeğe transfer olmayacaktır. O halde geç deselerasyonları mutlaka dikkate almamız lazım. Bakın kontraksiyon bittikten sonra başlamış, kontraksiyon bittikten sonra başlamış, yani kontraksiyondan sonra başlamış. Bunlar geç deselerasyonlardır. Değişken deselerasyonlar kordonun kompresyonunu bize işaret eder. Deselerasyon kordona olan basıya bağlı olarak herhangi bir zamandadır. Kontraksiyonla ilgili değildir. Kontraksiyonun üstündedir, öncesindedir, sonrasındadır. Dolayısıyla değişken deselerasyon
NST'de kontraksiyondan bağımsız olarak ortaya çıkan bu deselerasyonlar, değişken deselerasyonlar kordon kompresyonunu ifade eder ki hepimiz de biliyoruz ki kordon yine kompresi olduysa plasental yetmezlik gibi, hatta burada olay biraz daha farklıdır. Çünkü tam bir blok vardır belki de. O zaman bebek ciddi sıkıntıdır. Bakın kontraksiyondan bağımsız variable deselerasyonlar, ciddi bir çöküntü, ciddi bir çöküntü kontraksiyondan bağımsız olarak ortaya çıkan deselerasyonlardır. Ağırlıklı olarak kordon, bakın bu neredeyse kontraksiyonun üstünde, bu hemen biraz öncesinde, bu tam öncesinde, bu biraz daha üstünde. Kısacası variable deselerasyonlar kontraksiyondan bağımsız olarak ortaya çıkan, kordon kompresyonunu gösteren ciddi sıkıntılı durumlardır. Yapılan bazı randomize kontrollü çalışmalar, özellikle 70'ler, 80'ler, bunlar epey bir sayıya ulaşmışlar. Ancak CT'nin, kardiyotokografinin, bazen de buna şey diyebiliriz, FETER elektronik monitorizasyon, bunların çok anlamlı bir perinatal outcome'da sonuçta veya girişimsel bir işlem için çok anlamlı etkileri olmadığı ifade edilmiş genel olarak. Yani sadece buna dayalı olarak bir şey yapmayın diyor. Ancak yine de eğer reaktif ise biz bunlara güvenebiliriz. Reaktif ise haftalık kontroller yapmalıyız. Non reaktif ise hemen bu bebek gitti, şu oldu, bu oldu dememeliyiz. Diğer tetkikleri mutlaka düşünmemiz lazım. O halde bizim CTG ile ilgili eve götüreceğimiz mesaj, reaktif olduğunda rahatız. Non-reaktif ise bunu hemen alalım, doğurtalım, 30. hafta, 32. hafta, 34. hafta dememeliyiz. Diğer tetkikleri düşünmeliyiz. Bu testler ne kadar güvenilirdir diye baktığımız zaman, bakın şu ana kadar anlattıklarım, NST, CST, modifiye biyofizik profil ve biyofizik profil, hepsinin güven aralığı fena değil. Negatif prediktif value'ları yaklaşık olarak %99'larda. Dolayısıyla iyi dediğinde rahatız ama kötü dediğinde diğer testleri araştırmalıyız. Nedir bu diğer testler ve IUGR'lı bebeklerde bize nasıl bir bozukluğu veya neyi gösteriyor diye baktığımızda, uterin arter dopteri ile başlayabiliriz belki. Günümüzde şu an uterin arter dopter çalışmalarına ciddi bir ilgi tekrardan ortaya çıkmaya başlamıştır. Biliyoruz preeklemsi ve IUGR gibi durumlarda anormal uterin arter doppler çalışmaları yetersiz plasentasyonu işaret eder. Ve bu birçok histolojik çalışmayla da trofoblastlerin defektif tutulumu korele edilmiştir. Yani biz erken dönemde preeklemsi ve IUGR gelişecek bebeklerde uterin anormal doppler çalışmasını saptarsak, sonuçlarını saptarsak, bunların mutlaka bozuk, kötü, maternal trofoblastik invazyonu olacağını bilmemiz lazım. Nedir bunlar diye baktığımız zaman, bakın trofoblastlar normal bir 6 haftalık normal bir gestasyonel intervillöz boşluk, yavaş yavaş normal gestasyon 20. haftada trofoblastlar geçmiş plasental destural arterlerin intimalarını bloke ederek onları genişletmiş, rahatlatmış. Bu bir, bakın, normal bir trofoblastik invazyonun olduğu ve normal bir destural spiral arter görüntüsüdür. İşte bu eğer yetersiz olursa, yani preeklemsi gibi olgularda bu trofoblastik invazyon yeterince olmaz. Çok az olabilir belki. Buradaki damarların musküler tabakaları çalışarak bu hastanın ileride bakın daha dar olan, bir önceki slide'la lütfen düşünün. Bakın şuradaki genişleyen çapı düşünün, damar çapını. Şuradaki şuradaki çapı düşünün, ne kadar daralmış. Dolayısıyla artan kan akımı da düşündüğümüz zaman bu tür desidüel spiral arterler içerisinde hareket eden kan daha hızlı hareket edecektir. Hızı artacaktır. Çünkü daha
geniş bir lümenden daha yavaş geçecek olan kan daha dar alandan daha hızlı geçecektir. Ve geçerken de bu desidualarda bir takım yaralanmalara yol açacaktır. Yaralanmalara yol açınca hemen orada otomatik tamir başlayacaktır. Tromboksan aikler devreye girecektir. İşte fibrin tıkaçları oluşmaya başlayacaktır. Bu yaralanmalar damarın birçok bölgesinde olduğunda düşünün bu artık fibrin tıkaçlarıyla bu plasental arterler iyice bloke olacağı için bebek beslenemeyecek ve anne de ciddi bir introiterin büyüme kısıtlılığı olacaktır. Bakın endotel görüyorsunuz ama iyi bir trofoblastik invazyon olmuş olan arter yani modifiye olmuş trofoblastların yerleşmesiyle modifiye olan bir damar yapısında artık musküler tabaka kalmamış, bunun yerine trofoblastlar geçmiş ve bu damar genişlemiş. Ne kadar genişlemiş görüyorsunuz. Genişlemiş ve artık kasılma yeteneğini yitirmiştir. Bu da bebeğin iyi beslenmesine, düzgün beslenmesine yol açacaktır. Patolojik uterin arter Doppler bulguları, introiterin büyüme kısıtlılığı ve veya preeklampsi ile birliktelik gösterirken, uterin arter Doppler'i preterm doğum belirlenmesinde bazen değerli olduğu ifade edilmesine karşın tartışmalı bir konudur. Doğumun belirlenmesine. Bu olgularda Doppler çalışması, anormal uterin Doppler çalışması daha çok maternal nedeni gösterirken normal uterin arter varlığında ise büyüme kısıtlığının nedeni fetal veya plasentaldir. Şimdi umbilikal artere geçtiğimizde umbilikal arter çalışması bununla ilgili halen hepimiz çalışıyoruz. Birçok hastamızı da bu şekilde takip ediyoruz. Özellikle Kanada kılavuzunda biliyoruz ki fetal plasental sirkülasyon tayin için kullanılmalıdır. Fetal yeterliliği, plasental yeterliliği göstermede. Azalan, kaybolan veya reverse olan diastol sonu akım, fetal izlem ve doğum için endikasyondur. Burada artık çok dikkat etmek lazım. Akciğer metrasyonu gerekliyse onu yaptıracak kadar bir kısa zaman ve ondan sonra belki hastayı doğurtmamız gerekebilir. Middle cerebral arter, beyindeki bu arterler, beyindeki vazodilatasyonun en önemli göstergesidir. Hipoksi belirteci yerine konabilir. Spesifte yüksek olmasına karşın ancak sensitiviteleri düşüktür. Ama özellikle hipoksiyi belirlemede çok önemlidir. Yüksek MCA pulsatilite indeksi kötü prenatal sonuç veya nörolojik gelişme için gösterge olabilir. Ancak doğum zamanlaması için yeterli değildir. Mutlaka cerebroplasental ratio oran desteği gereklidir. Bu oran her ikisinde hem MCA'de hem umbilikal arterinde tek başına olan sensitivitelerini, düşük olan sensitivitelerini artırır. O halde biz umbilikal arter ve MCA ölçümlerine cerebroplasental oranı da ilave ettiğimiz zaman umbilikal arter ve MCA'nın sensitivitesini arttırmış oluruz. Özellikle yüksek plasental dirençte umbilikal arterde sıklıkla azalmış cerebral dirençle birlikte olduğunu mutlaka bilmemiz lazım. Herhangi bir gebelik haftasındaki fetal growth restriction yani fetal büyüme geriliği kısıtlığı tanısını bu CPR, cerebroplasental ratio koydurabilir. Bunu yapabiliriz kartlarına yerleştirerek. Son zamanlarda aortik isthmus Doppler çalışmaları yine çok değerli bazı bilgiler bize vermeye başlamıştır. Özellikle beyin ve sistemik vasküler sistem arasındaki dirençteki dengeyi bize yansıtır. Burada olabilecek reverse akımlar, geri dönen akımlar ciddi kötü prognoz ve umbilikal arter ile MCA'nın bozulmasının ön göstergeleridir. Bu önemli bir parametre olarak artık karşımıza çıkmaktadır. Bebekteki oksijen satürasyonu en yüksek kan ductus venosus'dur. Ductus venosus araştırması ayıcıvarlı bebek için ve hatta doğum kararı için
olmazsa olmaz parametrelerden bir tanesidir. Son derece yakın ilişkidir. A dalgasının kaybı veya ters dönmesi artık bu bebeğin doğurtulması için zamanın çok kısıtlı olduğunda da bizi hemfikir edecektir. Ve bu bebeği doğurtmadığımız takdirde riskimizin çok yüksek olduğunu bileceğiz. Bakın ductus venosus araştırması A dalgasının çökmesi, burada reverse, şurada çökmesi, şurada da reverse akım. Bunlarla karşılaştığımız takdirde bu bebek çok ciddi anlamda sıkıntıdadır. Bizim işte bu şekilde belirttiğimiz bir hastamız, reverse akımla daha sonra karakterize olan hastamız, sonlandırma kararımızı kabul etmedi. 32. hafta, 32.3 haftalıktı. Kabul etmedi. 10 gün sonra geldiğinde enterohtori mortifoteldi. Kendisi de bu durumdan üzgündü. Bizden de özür diledi. Tabii ki onun çocuğuydu. Biz bir şey diyemedik. Ama onu çok uyarmıştır. Aydınlatılmış onamını da almıştık. Yine son zamanlarda bizim Burcu Artunç, Gürsoy Pala, Yıldız Uyar, ben ve Yeşim Bülbül Baytur'la birlikte yaptığımız bir çalışmada plasentaların volümlerini 3D olarak da araştırdık ve de ortalama gray değerlerini araştırarak, gris değerlerini araştırarak bunların growth restricted pregnancy ile ilişkilerini saptamaya çalıştık. Dedik ki acaba introiterin büyüme kısıtlığı olan olgulardaki plasenta volümleriyle normal olanlardaki volümler aynı mıdır? Bunu bir araştıralım dedik. Gördük ki plasental volümler introiterin büyüme kısıtlılığında istatistiksel olarak farklı ve küçük olarak gördüğünüz gibi 278'e 370 gibi santimetre küp olarak anlamlı istatistiksel farklılık vardı ayıcarlı ve kontrol grubundaki olgularla. O halde plasental volümü de vokal denilen bir software programla virtual organ computer aided analysis yöntemiyle bunları saptayabilir. Eğer düşük, anlamlı düşük buluyorsak çarta da koyabiliriz. O zaman bunların ayıcıarlı bir bebek olabileceğini gebelik haftasına göre değerlendirebiliriz. Ama ortalama gri skalalarda, gri değerlerde anlamlı bir farklılık bulmadık. İşte burada umbilikal arter vesaire, umbilikal arter MHA, ortalama fetal kilo, bakın hepsinde anlamlı bir farklılık saptadık. Bu korelasyonu yapabilmek için. Hangi olgulara yapmalıyız? Bir sürü olguya bütün bunları yapmalıyız, bu tahlilleri. Zaten bunlar ortalama olarak bu olguları ayıcıara doğru götüren ön parametreler. O halde biz ayıcıar gördüğümüz olgularda bu testleri yapmalıyız. Ne zaman yapmalıyız? Erken dönemde mi, geç dönemde mi? Bakın burada Gratakos'un çok önemli bir review'ü, 2014 yılında çıkarttığı bir review, son derece kaliteli, her şeyi bize gösteren bir review. Sadece umbilikal arteri aldığınız zaman anormal bulgular, yani şuradaki koyu renkte görülenler sıkıntılı durumlar, ama diğer özellikle CPR'ı aldığınızda, uterin arter pulsatilite indeksinde işte 95'in üstünde aldığınızda veya ve doğum kilosunu da 3%'nin altında aldığınızda bu parametreleri aldığınızda herhangi bir anormal gelişme kısıtlılığı bulgusu ciddi anlamda bu 3 parametreyi aldığında daha fazla görüyorsunuz. Bunda ise biraz daha, bakın şu koyu renkler herhangi bir büyüme kısıtlılığının görüldüğü noktalar. Tek umbilikal arteri aldığınızda daha az görüyorsunuz. Ama 3 parametreyi, en azından 3 parametreyi, CPR, uterin arter ve ortalama bebek, introterin bebek ağırlığını aldığınızda herhangi bir büyüme kısıtlılığı işareti almanız, hele erken gebelik haftasında
oldukça fazla olarak karşımıza çıkabiliyor. Bunları buradan gözümüzden kaçırdığımızda ileride sıkıntılı bir durum olarak karşımıza gelebilir. Ama bu üç parametreyi görüp de örneğin 26-28. Haftada bunları saptadığımız takdirde alabileceğimiz tertibat, bilgilendirme vesaireyle önümüzü biraz daha rahat görebiliriz. O halde en az üç parametreyle bu olguları takip etmemiz gerekir. Burada Gratacos önemli bir sınıflama yapmış. Örneğin ciddi küçüklük ve ortalama plasental yetmezlik olan, ciddi plasental yetmezlik olan, düşük kuşkulu fetal asidoz olanlar, çok ciddi kuşkulu fetal asidozu olmak üzere 4 grup altında bu olguları toplamış ve bunların baktığınız zaman monitörlerinin 12 saat arayla yapılmasıyla hafif olanda haftalık yapılma arasında değiştiğini görebiliyoruz. Birisi haftalık olurken hafif olanlarda sadece ciddi bir küçüklük var bebekte ama plasental yetmezlik çok hafif. Haftalık takip et ama çok ciddi bir fetal asidoz kuşkusu var. 12 saati geçtiğin anda ductus reverse akımlar başlamış. Kompüterize CTG'de short term variability 3 milimetrenin altına inmiş. FHR'de deselerasyonlar, özellikle geç deselerasyonlar ortaya çıkmış. Bu bebek 26. haftadaysan bile artık doğurtuyor. Burada da bu programı daha bir geniş bir şekilde algoritmayı tek tek görebiliyoruz. Bunun değerlendirilmesi gerekebilir. Bakın erken dönemde plasental hastalık ve artmış bir dirençle karşımıza çıkarken uterin arter pulsatilite indeksinden CPR'a uterin arter yavaş yavaş sentralizasyonu başlamış hipoksinin umbilikal arterde entiyastolik akım kaybı var. Aort ismusunda pulsatilite indeksi 95 percentilin üstüne çıkmış ve bu çizgiyi geçtikten sonra artık ileri düzeyde hipoksi ve asidoz başlamış ve azalmış kardiyak kompliyans karşılama ortaya çıkmış. Neleri görüyoruz burada? Uterin arter reverse akımını görüyoruz. Ductus venosus'un ciddi olarak bozulduğunu görüyoruz. Eğer bu çok ciddi, ölüme yakın bir noktaya geldiğinde, artık zamanın çok kısaldığında, ductus venosus'da reverse akımın short term variability'nin kompüterize kardiyotokografide short term variability'nin 3 milimetrenin altına düştüğünü, biyofizik profilin 4'ün altına düştüğünü ve özellikle geç deselerasyonlar olmak üzere CTG'de deselerasyonların olduğunu görüyoruz. Zaman daralmış. Geç dönemde ise yine başlangıçtaki parametreler benzerken asidoz gelişen akut olarak, çünkü bunlardaki geç bozulmalarda, geç dönemdeki IUGR'larda en önemli problem akut bozulmalardır. Saatler içerisinde olan akut bozulmalardır. Bunda da aortik ismiste reverse akım, CTG'deki deselerasyonla bize çok ciddi verileri aktarır, davranış biçimlerini, modaliteleri bize yönlendirir. Bakın hepsini yaptığımızda en önemli parametrenin yine bugün için ductus venosus olduğu, ductus venosus'tan sonra artık bu işin biraz fazlaca sıkıntıya gireceğini, ductus venosus'ta reverse akımın saptanmasıyla işin çok ciddi olarak sıkıntıya girebileceğini mutlaka hepimizin bilmesi gerekir ve bütün yönlendirmemizi, çalışmamızı buna göre yapmamız lazım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.